Selamlar. Bugün sizler için Valorant'taki ban sebeplerinden bahsedeceğim. Ne yaparsanız ban yersiniz. Şimdi size bunları göstereceğim. 3 farklı ban var. Biri konuşma banı. Bu eğer toksiklik yaparsanız ve küfür ederseniz, voice chat'i amacı dışında kullanırsanız, insanları rahatsız ederseniz alabileceğiniz bir ban. İkincisi eşleşme sırasına girme banı, yani oyuna girme banı. Eğer oyunda AFK kaldıysanız ya da oyunu sürekli dojluyorsanız oyun size 3 dakikadan işte 4 saate kadar belirli bir sürede ban veriyor. Onun dışında size kalıcı olarak ban sağlayabilecek özellikler var. Şimdi onlara değineceğim. İlk olarak size kalıcı olarak ban sağlayabilecek şey hile. Bunlardan bir tanesi insanların nerede olduğunu görebileceğiniz wallhack. Diğeri ise aimbot. Onun dışında yine size ve oyununuza etki sağlayabilecek üçüncü parti yazılımlarda yine size sistem banı yedirebilecek bir durum. Çünkü Riot Games hilelere karşı gerçekten güçlü bir savunma yapmaya çalışıyor ve bunlar için savaşıyor gerçekten. Hilelerin olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar ve bu konuda da hassaslar. Hilecilerin kalıcı olarak uzaklaştırılması için çalışıyorlar. Evet, bir başka diğer ban sebebine gelelim. Bug kullanımı. Oyunun buglarını ve açıklarını kullanmak ban sebebidir. Daha önceden mesela Sage ve Omen bug'ı vardı. İşte haritanın altına inebiliyordunuz. Round başlamadan girebiliyordunuz şeye direkt. Bu kapalı perdenin arkasına girebiliyordunuz. Bunları artık düzelttiler ve kullanan kişilere de yarar sağlayan kişilere de ban verdiler. Bu şekilde oyunun açıklarını kendi yararlarınıza kullanıyorsanız Riot Games sizi banlayacaktır. Bu yüzden hesabınızı düşünüyorsanız bu şekilde bug'ları lütfen kullanmayın. Evet, bir başka ban sebebine gelelim. Hesap paylaşımı. Bir hesabı birden fazla kişi eğer kullanıyorsa bu da sizin banlanmanıza sebep olabilecek bir durumdur. Yani bir hesap sadece bir kişiye aittir. Eğer Smurf hesaba ihtiyacınız varsa yeni hesap açıp kendiniz rankını oluşturabilirsiniz. Bu arada Smurf hesapta kendiniz için açtığınız Smurf hesaplar yasak değil. Ama başkasını boostlamak için açtığınız hesaplar sizi banlatabilir. Bunlara da dikkatli olmak lazım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. XP boost denen bir şey var bu oyunda. Genelde sizin pasın bitmesine yakın yapıyorlar bunu. XP'ye ihtiyaçları varsa becerilerini kendi üzerlerinde kullanıyorlar. Bu şekilde tüm takım arkadaşları 5 kişi bunu yaparak rank kasıyorlar. Yani XP kasıyorlar Spike Rush'ta. Bu şekilde 5 pire girip kendilerini yakarak XP kasan insanlar oluyor. Riot Games de bunları fark edip bunların hepsini banlıyor. Bu değil, bundan bir önceki Season Pass'ta bundan dolayı banlanan çok fazla insan olmuştu. Riot Games bunların da takibini yapıyor. Yani banlanmamak için XP boost yaptırmayın. Bu arada Elo boost olayları var. Yani sizin rankınızın aslında başkası tarafından kasılması. Bunun da yasak olduğunu söylemem gerek. Hatta bununla ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını duyurmuşlardı. Aşağıya linkini bırakırım. Yine Riot Games'in Valorant'ın resmi sayfasında yaptığı açıklamalar, Elo boost yapanlara da kendi rankını boost atanlara da bu şekilde bir ban sistemi getireceklerini söylemişlerdi. Bunun da detaylarını aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Evet, bugün sizler için Valorant'taki ban sebeplerini anlattım. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni desteklemek için adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Aşağıdaki Buy Me Game linkinden beni destekleyebilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olabilirsiniz. Videolarıma like ve yorum atabilirsiniz. Bunlar da benim için önemli desteklerdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.